Gördüğüm en farklı kaybak. Yeni bir videoya kirpiklerimi kıvırmadan başlamam diyorum ve Milano'dan günaydın arkadaşlar. Aslında tünaydın diyebilirim. Sabahtan beri ben işlerimi hallediyorum. Yanımda arkadaşım yok. Önceki videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Nazlı ile birlikte İtalya seyahatine çıktık. O gezmeye çıktı. Benim işlerim olduğu için ben erken gidemedim. Şimdi hazırlanacağım ve birlikte Milano'yu keşfedeceğiz. Ben daha önceden buraya annemlerle gelmiştim. Azra, Mert hep birlikte gelmiştik ve çok beğenmiştim. Özellikle Navigli bölgesi var. Böyle nehrin kenarından minik minik kafeler var. Gerçekten çok huzurlu, güzel bir ortamım var. Bu sefer 3 gün Milano'dayız. Bu videoda Como Gölü'ne de gitmek istiyorum. Ben Como Gölü'ne daha önceden hiç gitmedim ve trenle birlikte 1 saatmiş. Ücret de 5 euro. Yarın günübirlik onu yapabiliriz diye düşünüyorum. Böyle dolu dolu bir video olsun. Şu anda kocaman güzel bir hostelde kalıyoruz. Özel kafeteryası, arkadaşlarınızla oturabileceğiniz yerler, ortak alanlar, işte mutfağı, her şeyi var. Bizim odada bu şekilde böyle 2 kişilik bir oda. Dilerseniz çoklu odalarda da kalabiliyorsunuz. Bu arada gezimin son durağı burası olduğu için eşyalarım kırıştı. Her şeyimi giydim. O yüzden yanıma Yumoş'un bu jet fresh'ini almıştım. Instagram'dan beni takip edenler görmüştür. Çoğu kez paylaştım. Aşırı kurtarıcım oluyor. Biliyorsunuz ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Ütü yapmayı da hiç sevmiyorum. Bir de seyahat anında hep yeni kıyafet bulamayabiliyoruz. Bu kıyafeti misler gibi kokutuyor. Hem de ütü etkisi yaratıyor. Bugün giyeceğim kıyafette deneyerek size anlık olarak göstermek istiyorum etkisini. Şöyle rahat bir tişört giyeceğim. Gördüğünüz üzere bayağı kırıştı ve ikinciye giydiğim için böyle ilk zamanki gibi kokmuyor. Altına da şu şortu giyeyim diyorum ya da beyaz şort mu giysem? Bu şort olur bence. Tişörtümü bu şekilde düz bir zemine yaydım. Bu arada bunun pembe olanı da çok güzel kokuyor. Bu sefer yanıma mavi olanı aldım. Şöyle uzaktan sıs 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 yapıyorum. Spreyi sıktıktan sonra elimle böyle açtırıyorum. Şu anda tam sabitleyemediğimden normalde iki elimle açtırıyorum. Bu arada daha kolay oluyor. Tişörtüm şu anda bu şekilde gözüküyor. 15 dakika sonra tam etkisini göreceğiz. Ben de bunu 15 dakika beklerken kendim makyajımı yapayım. Yüzümde birazcık var size güzel gözükeyim diye ama daha böyle güzel bir şeyler yapayım yani onu da gezerken. Sabitleyici bir pudram yoktu ve sanırım bu çok meşhur ve Türkiye'de olmayan bir marka. Açıkçası hani Türkiye'de Sephora'da hangileri satılıyor tam olarak bilmiyorum ama eskiden yani yoktu. Şöyle bir hava sıcak olduğu için makyajım akmasın diye sabitliyorum. Bayağı ince yapılı. Şu an küçük ayna olduğunu anlayamıyorum nasıl gözüktüğünü ama güzel gibi. Yüzümü öyle şeye dönüştürmedi. Kek mi derler? Kek görüntüsü müydü? Anladınız değil mi? Ve yine çok meşhur olan Tarte'ın bu Shape Tape kapatıcısını aldım. Bu şu an gözümün altında var, o yüzden sürmüyorum. Bunu da Türkiye'ye geldi diyorlar. Yani öyle yazmışlar Instagram'dan ama ben hiç rastlamamıştım. Böyle sadece küçük boyu satılıyordu. Bir de Too Faced'in bu. Dudaklarınızı böyle şişiren, yakan bir parlatıcı. Bu aşırı güzel kokuyor ve gerçekten ilk sürdüğümde özellikle şu an dudaklarım biraz alıştı ama dedim ki acaba bu kadar hani karıncalanması, yakması normal mi? Korktum açıkçası. Ama gerçekten etkisi çok güzel. Şimdi onu da sürelim. Şu anda yakıyor mesela. Yüzüme bronzer süreceğim. Süreceğim, konuşamıyorum ben. Niye konuşamıyorum ben? Bronzerım nerede? Makyaj yaptım ama oldu mu olmadı mı hiç emin değilim büyük ayna olmadığı için. İnşallah güzel olmuştur. 15 dakikada geç. Eski halinden eser yok şimdi. Hem misler gibi koktu hem de ütülü gibi oldu. Gerçekten çok çok kurtarıcı. Hem günlük hayatta hem seyahatlerde. Biliyorsunuz bir kere giydiğimde bunu kirlenmemiş oluyor. Sadece kokusu biraz değişiyor ve işte kırışıyor. Moş Jet Fresh denemenizi gönülden öneriyorum. Ben de şimdi giyinip geliyorum.
Hazırlandım, şöyle giyindim, rahat bir şeyler giyeyim dedim. Bugün bayağı yürüyeceğiz. Nazlı beni Duomo'nun orada bekliyor, katedralin orada. Kartımı aldım, metro yürüyeceğim. Yakın zaten, birkaç durak sonra da Duomo. Almak istediğim birkaç şey vardı Milano'dan, onlara bakacağım. Türkiye'ye göre daha avantajlı oluyor. Telefonumu aldım mı diye düşünüyorum. Telefonumla şu an video çekiyorum. Tamamdır, çıktım. Hostelde odalar böyle, ben şu an 4. kattayım. Hatta merdivenlerden inelim, size katları göstereyim. Bu aşağısı ortak alan. Akşam özellikle çok keyifliydi. Bu ağacın etrafını ışıklandırmışlar. İnsanlar sohbet ediyor, bir şeyler içiyor. Öyle. Burada böyle partiler falan da oluyormuş ama biz partiye denk gelmedik. Gelsek güzel olurdu. Burası hostelin mutfağı. Burada yemek pişirebiliyorsunuz. İşte atıştırmalıklarınızı koyabiliyorsunuz. Buzdolabı var. Burası da böyle yemek yeme alanı. Çöpler Avrupa'da her yerde böyle ayrı ayrı. Aşağıda da böyle bar, restoran tarzı bir yer var. Hem yemekler hem de işte içecekler var. Oradan satın da alabiliyorsunuz. Kahvaltı da aşağıdaydı. Sabah kahvaltıyı çekmedim. Yani çok güzel değildi açıkçası kahvaltı. Yarın gösteririm size bu videoda. Burası da hostelin giriş kısmı. Girişte bar var. Ve dışarıya adımımızı atmış bulunmaktayız. Şu lime'ları kiralayarak da gidebilirim. Telefonuma indirdim. Çok kolay bir şekilde kiralanıyor. Öyle yapayım. Ben tam bunu anlamadım ya. Sanki hiç hızlanmıyor bu. Yanlışlık var, bozuk. Allah Allah. Kaan'ı gibi gidiyorum şu an. Hadi. Gitsene. Hayatımdaki şansa bakın. Gitmişim azami hızı 6 kilometreyle sınırlı olan. Yani böyle bir olay mı var bilmiyorum. Şey almışım. Skuter almışım. Ben daha hızlı yürürüm. Hava da bayağı sıcak ve güneş gözlüklerimi unuttuğumu fark ettim. Ama ya hostelin önündeyim de yukarı çıkıp kim alacak şimdi güneş gözlüklerini? Bir şey olmaz. Burada antika pazarı var. Siz antika olan şeyleri sever misiniz? Ben sevmiyorum açıkçası. Neden derseniz korkuyorum ya. Böyle eski insanların eşyalarına sahip olmak aslında güzel bir şey. Tabak bu arada çok güzelmiş. Burada böyle doğal taşlar var. Aslında alabiliriz. Bunlar ne tam olarak anlayamadım. Altın mı ki? Elementine TV doğal diyor. Şu 15 liraymış. Aslında benim burcuma hangisi iyi geliyorsa onu alıp yanımda taşıyabilirim. Uğur da getirir diye düşünüyorum. Merkeze geldim ve karşımda gösterişli Duomo bulunuyor. Milano'nun katedrali gerçekten çok güzel. Burası ana meydan. Şimdi burada bir tane Starbucks var ki arkadaşlar, hayatımda gördüğüm, görüp görebileceğim en farklı Starbucks. Biliyorsunuz İtalya'nın Lavazza kahveleri meşhur. O İtalya'da böyle zincir kahve dükkanları yok. Roma'da, Floransa'da vesaire hiç rastlamadım. Ama sadece Milano'da diyebiliyorum. Bir Starbucks var ki gördüğüm en farklı Starbucks içerisi. Yani şimdi göreceksiniz. Bakalım 2 dakika sonra göreceksiniz. İstanbul kebap, pizza. Kebap yemeyi özledim gerçekten. Ama yurt dışında kebap yemeyeceğim. Çünkü zaten çok yiyorum Türkiye'de. Ne gerek var? Şöyle bir tramvayla geldim buraya. Ve geldik. Burası da eski bir postane binasıymış. Ve burayı Starbucks rezerve çevirmişler. İçeriye girelim bakalım. Çok heyecanlı. Ve tatatatam. İşte böyle bir Starbucks. Sadece kahve yok burada. Alabileceğiniz kıyafetler, hediyelik eşyalar, şöyle kahvenin yapımını anlatan kocaman bir makina. Bakın karşıda kim var? El sallıyor. Kankam ben yokken neler yaptın bakalım? Milano Fatih'i. Gezdin mi? Evet, çok yoruldum. Nerelere gittin? Ne bindiğine müzesine gittim.
Ama nasıldı? Ağustos sonuna kadar biletler bitmiş. He yok. Da Vinci'ninki yok. Hayır hayır. Bir tablo var ya son akşam yemeği. Göremedin onu. Sonra Doğma'ya gittim. Arkeoloji Müzesi'ne gittim. Oo bayağı gezmişsin. İşte Milano Merkezi'ni gezdim. Dolandın. Sonra en son buraya geldim. Benim karnım çok aç şu an. Ben kahve içmedim aslında. Burada içsem mi ki? Ama kuyruk var. Yediğimiz tatlıdan var. Hangi tatlıdan? It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so. Tam buluyorum. Karnım o kadar aç ki şu an sizi bile yerim. O kadar açım. Granola yoğurt yemiştim sabah. Şimdi galeriyaya geldik. Burada böyle ünlü markaların işte mağazaları var, güzel restoranlar var. Şöyle göstereyim size etrafı. Böyle bir restorana oturduk. Restorandan çıktıktan sonra dışarıyı da gezeriz. Benim de almak istediğim birkaç şey var. İstolum Antalya bir risotto söyledim. Bir de kola zero. Canım deli gibi kola istiyorum. Ben de kola bağımlılığım tuttu döndükten sonra. Aşırı sıkı böyle eski halimi bilenler bilir öyle yapıyordum ya. Yanımda yemeğimi taşıyordum o derece. Artık öyle yapacağım. Burada çok yedim karbonhidrat. Rus sosunu çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum. Bence bu da güzeldir. Şimdi birlikte deneyelim bakalım nasıl. Annemin yaptığı pilavlara benzemese de. Güzel. Gerçekten lezzetli. Bakalım tipim nasıl çıkıyor. Buongiorno. Bellissimo takipçilerim. Şu an size Milano'nun metro istasyonuna sarılıyorum. Karşımdaki amca da bana bakıyor. Çok güzel. Ama neyse ki söylediğimi anlamıyor. Ne çok çıkıyormuşuz. Şu anda Como Gölü'ne gidiyoruz. Como Gölü o kadar güzel ki fotoğraflarda. Şimdi gerçekten öyle mi göreceğiz. Ben daha önceden hiç gitmedim. Yaklaşık 35 dakika uzaklıkta Milano'ya. Daha önceden ben Milano'yu gezdiğim için ki Milano gezecek çok bir şey yok değil mi Nazlı? Yok yani öyle. Bir gün, iki gün yeterli. Biri de sürkürüyor. Muhteşem bir video oluyor şu anda. O yüzden yakın yerlere gidelim dedik. Dün de şarjım bitti o yüzden çekemedim. Neyse konuşuruz artık sonra. Selamlar arkadaşlar, 35 dakikalık yolculuğumuz. Yani 35 dakikadan bir tık daha fazla sürmüş olabilir, bitti. Yolculukta o kadar korktuk ki biz treni kaçırmıştık. Bir önceki trene bilet almıştık. Sonra bu bindiğimiz trenle onun tren yolları farklı firmalarıymış. Bilet kontrolü oldu. Bazen oluyor, bazen olmuyor bu arada. Ama siz yine de biletinizi alın çünkü cezası büyük oluyor. Neyse ki adam sadece QR koda baktı, işte hangi bilet olduğuna hiçbir şeye bakmadı. Şöyle göz ucuyla baktı ve gitti. Ama o an gerçekten çok korktum ceza yeriz diye. Şu an çok tatlı, minik bir kasabadayız. Como Gölü'nün 10 farklı kasabaya kıyısı varmış. En meşhurları 3-4 tane. Bakalım bugün hepsini gezebilecek miyiz bilmiyorum. Sadece buraya da gezebiliriz. Bakın arkadaşlar her yerdeyiz. Pizza, kebap. Büyük ihtimal çalışanlar da Türktür. Bence Türknet amcalarımız. Ve karşınızda Como Gölü. Farklı farklı dediğim gibi kıyıları var ve böyle feribotlarla geçebiliyorsunuz. Burası İtalya'nın en büyük 3. gölüymüş. Çok meşhur ama niye böyle pis? Hiç güzel gözükmüyor bu arada burası da. Bence ilerleri güzeldir. Bence asıl güzel yeri burası değil. Como'nun ara sokaklarında, şöyle ara sokakları da çok güzel geziyoruz. Pazartesi günü olduğundan ve sanırım öğle arası olduğundan çoğu restoran kapalı. Diğer kasabalara gitmek için de 2,5 saat falan sürüyormuş gidiş tekneyle birlikte. O kadar da vaktimiz yok. O yüzden indiğimiz yeri güzelce gezelim dedik. Şimdi şöyle bir sokaktayım bu arada. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yeah. Sokakta yürürken bu restoranı bulduk. İçerisi bayağı böyle otantik. Tam İtalyan tarzı gözüküyor.
Burada böyle çeşit çeşit reçeller. Sabun mu bu? Bu ne, anlayamadım tam olarak. Zeytinyağlı sabun galiba. Ah, sorry. Sanki adamın gül yüzüne de çok meraklıyız da takipçilerim olarak böyle yapıyor. Şu an tuvaletten geldim ve mekanda ilgimizi çeken ilk şey her yerde horoz oluşu oldu. Nasıl bir horozları gösteriver ya. Bakın şurada. Her yerde. Acaba dedim sahibinin horozla ilgili bir anısı mı var? Meğerse mekanın adı horozmuş. O yüzden tuvalette bile horoz var. Şimdi siparişimizi göstereceğim. Şöyle mozzarella ve domates sipariş ettik. Bakalım Türkiye'deki mozzarellalardan farkı var mı? Şöyle domatesimden de alıyorum. Ve makarnamız da geldi. Şöyle domates soslu. Resmen anne yapımı gibi duruyor. Biz paketti. Zaten buranın sahibi de böyle yaşlı bir kadın. Her gün farklı bir menü çıkıyormuş ve fiyatlar çok uygun. Çok iyi. Salçalı spagetti yemek. Böyle al dente deniyordu değil mi? Pişirme yöntemine. Hamur gibi pişmiş değil. Hafif yedim. Como'ya gelirseniz yapılacak aktivitelerden biri de feniküllere binmek. Ben Budapest'te binmiştim ve çok keyifliydi hayatım. Şu anda da ikinci defa Como'da bineceğim. Şöyle bir sıra var önümde. Çok fazla değil. Feniküllerde maske takmak zorunlu diyorlar. Aslında toplu taşımada da zorunlu ama kimse takmıyor. Ben yine kanıt bu kandırmacıya 1,5 euro verip şu maskeyi aldım. Bu arada biletin ücreti 5,70. Yaklaşık 15 dakika bekledik. Aşırı tatlı gözüküyor. Gerçekten şu anda çok farklı hissediyorum. Garip ama güzel. Ortam tam olarak şöyle, yeşilliklerden geçiyoruz. Tepesi de güzeldi büyük ihtimal. En önler hemen doldu. Oo, manzara geldi. Şöyle arkada göl manzaramız var. Ranger'a falan bineriz de birden hop olur. O hissi çok seviyorum. Yazık, bu köpekçik de korktu, inmeye çalıştı falan ama şu anda mutlu. İlk senin, tamam mı? Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman. İlk aşkım, ilk heyecan. Gençlik başımda duman. Ateş böceğim misin? Günaydın arkadaşlar. Bugün artık dönme günü geldi İstanbul'a. Şöyle size hostelin kahvaltısını göstereyim. Açıkçası bu ilk Roma'daki kahvaltı gibi değil. Yani çok bir şey yok. Yumurtadır, işte sıcak bir şeydir. Böyle bir pankek var. Burada işte sudur, portakal suyudur. Ben en çok bu kavunmuş, koyu renkli olan. Bu da ananas. Ve şu süzme yoğurt. Burada da granola var. Şu üçlüyü yedim ve bir tane de kruvasan yedim. Bugün de öyle yapacağım. Önce şuradan kahvemizi alalım. Bu arada tipim çok kötü olduğu için göstermiyorum. Bir gösterebilirim ama yeni uyandım. Ve kahvemiz hazır. Daha çok süt varmış gibi. Kendimi de şöyle aynadan göstereyim. Yol kombinim çok rahat bir kombin olmadı ama yani aslında rahat da. Bu arada dün böyle bir crocs aldım ve hayatımda gördüğüm en tatlı crocs olabilir. Direkt böyle şeylerle birlikte, bunların adı ne bilmiyorum, süsleriyle birlikte satılıyor. Normalde bu süsler ayrı da satılıyor da çok hoşuma gitti. Yolculukta bunları giyeceğim. Ve Milan'dan döndüm. Artık İstanbul'daki evimdeyim. Sonda ucuz uçak bileti bulmaktan, otelleri nasıl ayarladığımdan bahsedeceğimi söylemiştim. Ben bayağı uygun fiyata aldım İtalya biletini. Eğer kovalarsanız gerçekten çok uygun fiyata gidebilirsiniz. Şimdi birkaç tane TÜYO'dan bahsedeceğim. İlk kullandığım siteyi paylaşayım size. Bu siteden tüm hava yollarının uçak biletlerini bulabiliyorsunuz.
maalesef artık Türkiye'den uçak biletleri uçmuş durumda. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben bir dahaki aylardan İspanya'ya gideceğim annemlerle birlikte. Onların vlogları da gelecek. Ve biz Rodos'tan gideceğiz. Çünkü Rodos'tan gideceğimiz yere çok daha uygun fiyata ve Türkiye'den Rodos'a gitmeye bile para ödesek daha uygun fiyata denk geliyor. Ve orayı da görmüş olabiliyorum. Bir de şimdi Sofia Express diye bir şey var. Sofia'dan da uçak biletleri genelde 10 euro, 20 euro ve bir sürü yere, tüm Avrupa'ya 10 euroya uçabilirsiniz. Sofia'ya da trenle gidebilirsiniz. Sofia Express diye bir şey var. Hatta kendim de gidip bunu deneyimlemek istiyorum. Trenle yurt dışına çıkmaya. Eğer ben yurt dışına gitmek istemiyorum, Türkiye'den gitmek istiyorum derseniz de şimdi gösteriyorum size. Gidişi Türkiye seçiyorum. Türkiye'deki herhangi bir şehirden de gidebilirim. Mesela Dalaman'dan bazen çok uygun fiyata buluyorum. Ve herhangi bir yer diyorum. Gitmek istediğiniz spesifik bir yer varsa orayı da ekleyebilirsiniz. Bu arada kardeşimin telefonundan gösteriyorum. O yüzden İngilizce ama anlaşılıyordur. Tarih olarak da eğer gitmek istediğiniz özel bir tarih varsa tabii ki onu girebilirsiniz. Ama uygun fiyata bulmak istiyorsanız mesela Ocak ayında mı gitmek istiyorum? Ocak ayını seçiyorum ve sıralıyorum. Şu an Ocak ayındaki en uygun fiyatlı uçuşlar Türkiye'den çıktı. Bakın mesela İngiltere'ye 400 liraya bilet var. Daha sonra Atina'ya var. Eğer aynı şehre bakarsanız bazen dönüş pahalı olabiliyor. Onda da yakındaki ülkelere bakıyorum. Otelleri de ben genelde hep Booking'den ayarlıyorum ya da Airbnb'den ayarlıyorum. Ucuzdan pahalıya sıralıyorum ve merkeze yakın en iyi oteli seçiyorum. Yorumlara bakmak çok önemli bunda. Güvenilir mi değil mi o önemli. Hostellerde kalmayı da çok seviyorum ve hosteller öyle hani eğer düzgün bir hostel seçerseniz gerçekten güvensiz yerler değiller ve farklı farklı kültürden insanlarla tanışmış oluyorsunuz. O da çok tatlı oluyor. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsiniz. Bir sonraki seyahat videosunda ailem de olacak. Bence ailemi de özlemişsinizdir. Ben onlarla seyahat etmeyi çok özledim. Babam, annem, ben üçümüz gidiyoruz kardeşlerimi bırakıp da. Onun vlogları da gelecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Bir de arkadaşlar bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Şu anda Pegasus'la aramda sıkıntılar var biliyorsunuz. Bir kere 80 euro'm ne valiz şeyi ödemiştim ve bir daha uçmayacağım demiştim. Çok sinirlenmiştim. Ama eğer siz uçmak isterseniz şu an 1 euro artı vergi kampanyası var. Ya bu arada kesinlikle işbirliği falan değil ve zaten ben kendim çok sinirliyim. Ama o tarz kampanyaları da Türk Hava Yolları da arada yapıyor. Takip edebilirsiniz. Şu an 350 liraya olan biletler tükenmiş gibi ama 700-800 liraya da çok güzel biletler var. Kasım'la hangi tarihler arasındaydı? Mart arasında geçerli. Eğer şu an bilet alacaksanız aklınızda bulunsun. Bakın mutlaka.